Çekya'nın başkenti Prag'da yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından Türkiye'nin iade talebine rağmen serbest bırakılan terör örgütü PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslim Almanya'da ortaya çıktı. Almanya'nın başkenti Berlin'de terör örgütü YPG-PKK yandaşlarının düzenlediği mitinge katılan Müslim burada bir konuşma yaptı. Brandenburg kapısı önündeki mitingde zaman zaman terörist başı Öcalan'ın posterlerinin açılmasına rağmen polisin müdahale etmemesi dikkat çekti. Türkiye ise Salih Müslim için Almanya'dan geçici tutuklama ve iade talebinde bulundu. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 13 Mart 2016'da Ankara'da Kızılay Güven Park'taki otobüs duraklarında bomba yüklü araçta düzenlenen ve 36 kişinin yaşamını yitirdi, 349 kişinin yaralandığı terör saldırısı sanıklarından Müslim'in iadesine ilişkin Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne müzekkere yazılması kararını Alman yetkililere iletti. Alman yetkililere Cuma günü iletilen mahkeme kararında Müslim'in geçici tutuklanması ve iadesi talebinde bulunuldu. Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Salih Müslim hakkında Ankara Merasim Sokak'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği bombalı terör saldırısıyla ilgili 26 Şubat'ta görülen davada da yeni bir kırmızı bülten talepnamesi düzenlenmesine karar vermişti.